Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Blender ve AssetRite arasında bağlantı yapmayı göstereceğim bugün. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. En başta iç IO kullanmasını biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. 3 boyutlu artist veya isterseniz 2 boyutlu, yani artist veya oyun yapımcısıysanız, oyun geliştiricisiyseniz bunu mutlaka öğrenin. En başta indireceğimiz bizim bir Prebombase. Ha, hep yanlış okuyorum. Download now diyorum. Buradan 12 dolar diyor. Gerek yok. Beni sadece indirmeye yönlendir diyorum. Bize burada birkaç tane dosya indirecek. Bize Prebombase, AssetRite Extension ve Blender Windows Zip lazım sadece. No thanks, just take me download diyorum. Şuradan ikisini, üstteki ikiliyi indireceğim. Linux kullanıyorsanız Linux'u, Linux ayarıdır muhtemelen. Hiç Linux kullanmadım ben. Çok az kullandım. Bir de Apple şeyi var. Bir de 32 bit var. Bilgisayarınız hangisi ise onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir bunu yüklüyorum. İki bunu yüklüyorum. Şu an ekran dışından geldi. Siz görmediniz. Hemen adı şeye geçelim. Şimdi buraya iki tane dosyayı indirmiş bulunuyor. Bu Blender için. Bu AssetRite için. Ben bunları daha önceden indirmiştim. Onun için gerek duymuyorum. Şu an şey yapıyorum. En başta Blender'a kuralım, sonra AssetRite'a kurarız. Şimdi Blender'ı açtım. Edit, Preferences, Add-on, Install, Download. Buradan iki tane bulursam. Tamam. Bu benim önceden kurduğum, bu da bugün kurduğum. Install Add-on dersem bana vereceği pencere şudur. Pre Bombase. Burada enable addons only yapmayın. Yaparsanız gözükmez çünkü hazır olarak tiksiz geliyor. Bu official değil, community tabanlı bir addon. Aklınızda bulunsun. Bunu buraya eklediğiniz zaman çıkmazsa refresh'e basın bu arada. Pre Bombase. Tamam. Bu açık. Şimdi burayı isterseniz N tuşuyla da açabilirsiniz. Prebombase'den connect'e gelmem gerekiyor ama önce AssetRite'e yüklemem lazım. AssetRite'e yüklemek için ben buradan sildim. Şimdi Edit, Preferences, Extensions, Add Extension. Şimdi Prebombase AssetRite Extension. Okey diyorum. Geldi. Apply. Okey. Şimdi ekranın sağ tarafına, Windows 11'in en sevmediğim özelliği. Ekranın sağ tarafına AssetRite, sol tarafına Blender'ı aldım. Şimdi burayı tamamen silelim. Bir tane küp ekleyeceğim sadece. Connect'e bastım. File'a geldim. Sync seçeneği çıktı. Run diyorum. Şu an bağlandı. Bunu çarpıdan kapatırsanız bağlantı gider. Göstereceğim bakın. Waiting. Buradan en başta New File 128'e 128'lik bir tane dosya açalım hemen. 6 piksel yeter mi? Yeter. Tamam. Şimdi tekrardan File, Sync, Reconnecting diyor. Buradan tekrardan şey yaptım. Add to Blend File dedim. Sprite 1. Buradan istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Okey'e bastım. Bir daha Run'a bastım. Show UV dedim. Şimdi şuradan pencereyi çekerek mi yapsam? Bunu biraz daha büyütmek istiyorum. Şimdilik daha güzel gözüksün diye. UV Editing, Texture Painting, Sprite 01 geldi bakın. Burada gözükmüyor çünkü buna materyal de eklemem lazım. Materyal, Principal BSTF de ekleyebilirsiniz ama bu şöyle bir sorun çıkaracaktır. Şimdi buradaki sarı noktaya bastım. Image texture'ı aldım.
Buradan Sprite 1'e bastım. Material Preview'ü aldım. Bakın. Pikselli değil, blurluyor. Onun için Principal BSTF'den Emission'ı çekiyorum. Emission'dan tekrardan Image Texture, Sprite 1 hala blurlu. Ama buradan Linear'dan Closed'ı çekiyorum. Closest. Bazen dilim dönmüyor. Ve şu an bu pencere açık. Şuradan çok ince bir şekilde texture'ın köşeleri gözüküyor. Görüyorsunuzdur. Şuradan. İstediğiniz gibi boyayın. Canlı olarak buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tekrardan söylediğim gibi buradaki çarpıya basmayın. Hide'a basın. Gizleyin. Halen boyamaya devam edin bakın. Mor atayım mesela. Sistem genel olarak böyle işliyor. Belki ileride pixel art dersleri de çekerim. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Pre-Bombase'in. Hala söylemiyorum. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Video işinize yaradıysa, içeriği kaliteli bulduysanız veya hoşunuza gittiyse kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.